Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda gerçek dostluğu anlatan 10 filmle karşınızdayız. Bu filmleri izledikten sonra yüreğiniz ısınacak. Sizin de dostluk, arkadaşlık üzerine sevdiğiniz filmler varsa yorum kısmına yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve sonraki videolar için bildirim zilini açmayı unutmayın. Esaretin Bedeli. Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawshank hapishanesinde dayak, işkence, tecavüz her türlü durum yaşanmaktadır. Fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy'nin bu çabalarına ortak olacak bir arkadaşı da olacaktır. Red. Bir Stephen King uyarlaması olan filmde Morgan Freeman, Tim Robbins başrolde. Film zor şartlar altında gelişen dostluğu, sırdaşlığı çok iyi anlatır bize. Ve şartlar ne olursa olsun ortak dayanışmayı ve umudu gösterir. Esaretin bedeli bir hapishane filmi olsa da filmin ana teması özgürlük ve umut üzerinedir. Çünkü film bize müebbet hapis bile iseniz, çok kötü şartlarda zorbalığın her türlüsüne de maruz kalsanız umut etmekten asla vazgeçmemelisiniz der. Andy'nin Red'e yazdığı mektupta da vurguladığı gibi unutma Red, umut iyi bir şeydir. Sevginin Gücü Leon Leon, New York'ta yaşayan ve patron Tony'den aldığı işleri yapan bir tetikçidir. Hayatını kurallardan oluşturmuştur ve işinde tam bir profesyoneldir. Matilda, New York'ta yaşayan ailesi dağılmış 12 yaşında küçük bir kızdır. Ailesini sevmeyen Matilda için en değerli varlığı küçük kardeşidir. Babası uyuşturucu işlerine bulaşınca mafya ailenin tüm bireylerini öldürür. O sırada alışverişte olan Matilda ise olaydan kıl payı kurtulur ve Leon'un kaldığı daireye saklanır. Leon ise çok soğukkanlı bir katildir. Ancak Matilda'ya karşı içten bir sevgi besler ve ona kol kanat gerer. Aslında babalık, arkadaşlık gibi kavramlar ona çok yabancıdır. En sevilen filmler arasında yer alan yapımın başrolünü Jean Reno ve Natalia Portman ikilisi paylaşıyor. Can dostum Can dostum felçli bir adam ve ona bakıcılık yapan bir gencin hikayesini anlatır. Zengin bir iş adamı ve aristokrat olan Philip, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşağısını kullanamaz hale gelir. Dir ise hapishaneden henüz yeni çıkmış bir işsizdir. Philip, 7 gün 24 saat boyunca bakımını üstlenmesi için Dirisi evine yatılı yardımcı olarak alınca ikilinin de dünyası değişecektir. Normal şartlar altında hiçbir zaman yan yana gelemeyecek bu ikili, iyisiyle, kötüsüyle hayatın tadını beraber çıkarmaya başlarlar. En iyi arkadaşlık filmleri arasında yer alan filmin başrollerini François Cluzet ve Omar Say ikilisi üstleniyor. Kelebek Fransız Guyanası'ndaki kaçışı olmayan bir adadaki hapishaneye gönderilen kelebek lakaplı Henry Papillon Charrier sürekli olarak kaçmaya çalışmaktadır ve bu çabaları başarısız olur. O da bundan asla vazgeçmeyecektir. Burada tanıştığı Louis Depo ile oluşan dostluklarıyla birlikte onun da yardımını alan Henry hapishanenin vahşi kurallarına karşı daha büyük bir azimle mücadelesine devam eder. Hachiko Profesör Parker Wilson tren istasyonunda terk edilmiş bir köpek yavrusu bulur. Profesör Hachiko adlı bu şirin köpeği koruması altına alır ve evine götürür. Zaman içinde ikili arasında benzersiz bir dostluk kurulur. Yumurcak Yumurcak kimsesiz bir çocukla onu sahiplenen bir adamın hikayesini anlatır. Edna doğum yaptıktan sonra kocası tarafından terk edilir. Bir başına kalan kadın bebeğine bakabilecek gücü kendisinde bulamaz ve çocuğu sokağa bırakır. Tesadüf eseri çocuğa rastlayan sempatik ve sevecen Charlie'nin yumuşak kalbi el vermez kimsesiz bebeği yanına alır. Birlikte 5 yıl boyunca son derecede mutlu zamanlar yaşayan ikilinin arasında kopması zor bir bağ oluşmuştur. Yağmur Adam Bencil bir şehir çocuğu olan Charlie, babasının ölüm haberini alınca cenazesine gider ve cenazeden sonra miras işlemleriyle ilgilenmeyi, babasından kalan 3 milyon doları almayı düşünmektedir. Ancak babasının 49 model Buick Roadmaster hariç tüm mirasını, Charlie'nin daha önce varlığından haberdar olmadığı, otistik bir dahi olan abisinin bulunduğu vakfa bıraktığını öğrenir. Abisinden paranın bir kısmını almak için bu vakfı ziyaret ettiğinde ise buranın engellilerle ilgilenen bir vakıf olduğunu görür. Abisinin zekasından dolayı ...hayrete düşen Charlie, onun bu hünerlerini Las Vegas kumarhanelerinde kullanmak ister. Çıktıkları bu yolculukta Charlie hem abisini hem kendini tanıma fırsatı bulur. Dustin Hoffman ve Tom Cruise'un başrollerini paylaştığı 4 Oscar ödülü alan filmin yönetmenliğini Billy Levinson yapıyor. 3 Aptal Rancho Chanchet, Farhan Kuresi ve Raju Rostogi, Hindistan'ın en iyi okullarından birinde mühendislik okuyan ve yakın arkadaş olan 3 öğrencidir. Her biri belli nedenlerle bu okulda bulunuyordur. Ve okuldaki profesörleri olan sinir bozucu derecede disiplinli, Viro arasında yaşananları izleyiciye dostluk kavramı çerçevesinde anlatan filmde eğitim sistemi eleştirilmektedir. Thelma ve Louis Erkek arkadaşından bıkan, arkansaslı garson kız Luis, ihmalkar ve cinsiyet ayrımcısı kocasıyla birlikte sıkıcı bir hayatı olan arkadaşı Telma'yı ayartır. Birlikte özgürlüklerle dolu bir hafta sonu araba seyahatine çıkarlar. İlk uğrak yerleri olan barda gevşeyip dans ederler ve yöre erkekleriyle eğlenip hoş bir akşam geçirirler. Ancak bir adam Telma'yı park yerine kadar izleyip tecavüze yeltenince Louise yetişip onu öldürmek zorunda kalır. Polisin kendilerine hiçbir zaman inanmayacağı paranoyasına kapılan kadınlar kaçmaya karar verirler ve bir anda kanun kaçağı durumuna düşerler. Son olaylardan kötü etkilenen Telma, kafayı toparlamak için genç bir kovboy olan GD ile bir gecelik ilişki yaşar ve işler daha da sarpa sarar. Telma ve Louise eşsiz bir senaryo ve kusursuz bir görüntü yönetimiyle göz alıcı bir yapım. Yüzüklerin Efendisi Yüzüklerin Efendisi'nde Sauron'un tekrar orta dünyaya hükmetmesini engellemek için güç yüzüğünü yok etmeye çalışan bir grup yoldaşın hikayesi ve yaşadıkları anlatılır. Diğer yandan bu yolculukta aralarında oluşan bağ ve dostluk gösterilir. Aragon, Legolas, Gimli ve Gandalf'ın arkadaşlığı ön plana çıkar. Ayrıca Sem'in Frodo'ya olan sadakati gerçek dostluğun ne demek olduğunu gösterir. Bu sebeple Yüzüklerin Efendisi serisi en iyi arkadaşlık filmleri arasında yer almaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beyin. Sağlıkla kalın.